Arkadaşlar merhabalar. İkizkenar üçgene geçiyoruz. Daha öncesinde açı bağıntılarından bahsetmiştik üçgende açılar konusunda. Şimdi uzunluk bağıntılarından bahsedeceğim. Önemli olduğu için şekillerle bir başlayayım sonra geçelim arkadaşlar. Çünkü bahsetmem gereken şeyler var. 1. İkizkenar bir üçgende tabana dik indirdiğinizde tabanı hem ikiye böler hem de açı ortaydır. Yani bu neydi? Yükseklik, açı ortay, kenar ortaydı. Aynı doğru tabana indirdiğimiz zaman bize ikiz kenar üçgen olduğunu verirse. Şimdi 2A, 2B, 2C'de neyi söylüyorum? Eğer üçgen ikiz kenar demezse, gördüğünüz gibi 2A, 2B ve 2C'de üçgenin ikiz kenarlığından bahsedilmiyor. Ancak herhangi ikisi varsa bunların, yani burada açı ortay, kenar ortay var bakın. İ i̇kinci şekilde 2B'de, yükseklik ve açı ortay var. Üçüncü şekilde de yükseklik ve kenar ortay var. Eğer bu üçünden ikisi aynı doğruysa arkadaşlar üçgen kesinlikle ikiz kenardır. Eksik olan kısımları biz ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki üçgen ikiz kenar. Yine aynı şekilde 2B'de de bakın. Kenar ortayı biz ekleyeceğiz. Üçgen ikiz kenardır diyeceğiz. Aynı şekilde yükseklik ve kenar ortay varsa açı ortayı söylemez. Biz söyleriz. Yine üçgen ikiz kenardır deriz. Eğer bir gibi ise Yüksekliği verdiği an kenar ortayı ve açı ortayı siz koyacaksınız. Ya da açı ortayı verdiği an yükseklik kenar ortayı, kenar ortayı verdiği an yükseklik ve açı ortayı sizin koymanız lazım. Ama 2A, 2B, 2C gibi ise ikisini vermek zorunda. Siyahlarla gösterdiğim soruda bize verecek. Diğer renklerle gösterdiğimi biz tamamlayacağız arkadaşlar. Önce bunu söyleyerek başlayayım. Sonra bakın size neyi söyleyeceğim. Bir de şu şekilde var. Hiç üçgen yok bakın işin içinde birinci şekilde, ikinci şekilde ve üçüncü şekilde dikkat ederseniz ikizkenar üçgen yok. Yalnız yak mevzusundan yola çıkarak biz bunları ikisi kenara tamamlayacağız. Özellikle arkadaşlar dörtgenler ve benzerlik konusunda bunlar bol bol karşımıza gelecek. Bu üç şekli iyi tanımanızı istiyorum. O yüzden güzelce bakın şimdi. Bir kere burada bir dörtgen var. Birinci şekilde. Böyle bir yazayım yanına. Birinci şekilde bir dörtgen var arkadaşlar. Yalnız dikkat ederseniz açı ortay var bir tane. Bir de o açı ortay dikinmiş değil mi? O zaman biz burada yakı düşünüp tamamlayacağız şekli. Bunu böyle bir ikiz kenara tamamlayacağız ve diyeceğiz ki bu bir ikiz kenardır. Hatta lazım olur diye şuradaki kenar ortayı da göstereceğiz. İkinci şekle gelelim bakın. Bir dik ikiye bölmüşse buna orta dikme diyoruz. Adına. Orta dikme ifadesi de geçti çünkü sınavda. Orta dikmeyi verdiği zaman da biz bakın bu şekilde uçları birleştirerek bunun bir ikizkenar olduğunu söyleriz. Lazım olursa şu açı ortayı da koyalım. Sonra yine bakın bir dik ikiye bölmüş bu biraz daha rahat ikinci şekle göre burada da yine ikiz olduğunu söyleriz lazım olursa böyle açı ortayı da koyarız arkadaşlar bu şekilde bakın burada dört tane şekil vardı üç tane de şimdi bu şekiller yani toplam yedi tane şekli çok iyi anlamış olmanız lazım biz uzunluk konusunda ne yapacağız taban verecek tabanı soracak tabanın bir parçasını verecek onu da yazayım bakın buraya şimdi size ikiz kenar üçgen sorularında taban verilirse tabanın bir kısmı verilirse ve taban sorulursa dik indirin. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Taban verilirse uzunluk olarak, tabanın bir kısmı verilirse ya da taban sorulursa dik indireceğiz. Şimdi artık sorulara geçebilirim bakın bunlar anlattıktan sonra. Bakalım. Evet işte bu soruda olduğu gibi 13, 13, 10. İkizkenar bir üçgen var. Tabanı verilmiş. O zaman tabana dik indiriyorum. Şu şekilde 5, 5 olacak. Çünkü ikizkenarda tabana inen dik tabanı ikiye böler. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı yükseklik 12 oldu. Buraya bir P noktası diyeyim. Bakın APC üçgenine dikkat ederseniz. 12, 12, AA A, A kökten 12 kök 2 oldu. İkinci sorumuzda da ne var? Dik üçgen. Muhteşem üçlü de var bu arada bu soruda işimize yaramayacak ama diğer taraftan da bir üçgende yine taban ikiye bölünüp hem de dik kesilmiş. O zaman ne olacak? Bu bir ikiz yaktan dolayı. AD de 8 olacak. Haliyle 6, 8, 10 oldu bakın. Yakın önemi ikisi varsa üçüncüsü de var. Kenarı ikiye böldü ve dik kestiği için ADC bir ikizkenar üçgendir. Aynı zamanda zaten 45, 45, 90 üçgeni olduğu da görülüyor. Gelelim üçüncü soruya. ABC ve DCF birer üçgen verilmiş. Bakın şimdi yine yak mevzusu var. Neden? Çünkü bize ABC üçgeninde açıortay ve dik verilmiş. O zaman açıortay ve dik verildiğine göre bu üçgen kesinlikle ikizkenardır. Açıortay ve dik verildiyse aslında kenarortaydır. Yani EC ile aslında BE'nin eşitliğinden bahsediyor. Sonra ne oldu o zaman? 7. Yani EB'nin uzunluğu da 7 oldu. Aşağıdaki üçgene bakalım. Aşağıdaki üçgende de bakın dikkat ederseniz yine aynı şekilde açıortay ve dik indirilmiş. O zaman yine kenar ortaya olacak. Dolayısıyla MC 5 ise MF de 5 olmalı. O zaman FE'ye 3 kaldı. Biz zaten BF'nin BE'nin 7 olduğunu bulmuştuk. O zaman BF'ye de 4 kalmış oldu. Şu an gördüğünüz gibi daha çok tabana dikindirme ile uğraşıyoruz. Devamında da bunu yapacağımız için örneklerle oturmasını istiyorum. Bakın mesela bu dik üçgende de 1 bir, bir kere ikizkenar bir üçgenin tabanı verilmiş. O zaman tabana dikindirelim. Hatta bu aynı zamanda arkadaşlar ne bir dik üçgen yani 17 7 daha 24 12 12 bölecek P noktası diyeyim. Şöyle BP'ye kadar 12 olacak. BD 17 olduğu için 5 kalacak. BP PC'ye eşit olduğuna göre muhteşem üçlüyü de unutmayın. AP'nin de 12 olduğuna dikkat edin. Haliyle X'e 13 kalmış oldu. Şimdi burada hemen şunu da hatırlatayım size. Size bazen böyle eğik kenarlar verecek bu soruda olduğu gibi. Bu şekilde eğik kenarları bulurken arkadaşlar aslında orada %90 Pisagor vardır bakın dikkatli olmanız lazım. O yüzden bu şekilde gördüğünüz zaman x kenarı nedir gibi Pisagor yapma ihtimalinizi bir düşünün derim. Çünkü benzerlik konusunda falan da bayağı bir karşımıza geliyor. Eğik kenarları bulurken bir yerden bir dik üçgen oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer soruya geçelim şimdi biz. ABC bir üçgen demiş ikiz kenar falan demiyor bakın. BD uzunluğu 3 verilmiş, DC 12 verilmiş, 2 alfa açısı ve alfa açısı var. Bununla alakalı bir soru çözmüştüm ben dik üçgende. O zaman ikizkenar üçgen çıktığını görmüştük. Şimdi burada da ikizkenar üçgen çıktığını göreceğiz. Ne alaka? Bakalım. Bir kere bu alfa iki alfa mevzusundan bir şey gelir. Daha doğrusu dik, dik üçgenden dolayı. 90 alfa daha 90 artı alfa. B açısına 90 eksi alfa kalıyor. Haliyle 2 alfa 90 eksi alfa ne yapıyor? 90 artı alfa. O zaman mecburen A, B, A, C açısına da 90 eksi alfa kalıyor. Yani burada yine dik üçgen konusunda gelen soruda olduğu gibi yorum sorularında bahsetmiştim. Bu şekilde bakın. Alfa alfa 90 eksi alfa 90 eksi alfa ikiz kenar üçgeni. Bundan dolayı x de 15 olacak. Orada kesinlikle 90'ı iyi kullanmış olduk. Evet güzel buradaki de. Bir dik ikiye bölmüş. Artık tabana biz dikindirmiyoruz bu soruda. Tabana kendi zaten dikindirmiş. Nasıl? Bakın DH orta dikme. O zaman sizden beklediği AD'yi birleştirmenizdir. Çünkü burası da X olacak. Bu üçgen bir ikizkenar üçgene dönüşecek. Ve 15 derece. 15, 15 daha 30. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı zaten 12 olmak zorunda. Özel üçgenlerin şu güzelliği var arkadaşlar. Aynı zamanda dik üçgen tekrarı da yapıyoruz bakın sorularda. Pisagor karşımıza geliyor. Şimdi de mesela Öklit karşımıza gelecek. Neden? Bir kere burada ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen verilmiş. ...AD4, DC'de 8. İkiz kenar bir üçgende taban verilirse Tabanı dik indirin diyordum. Yine burada da onu yapacağım. Tabana dik indirdim. 4, 8 daha 12. 6, 6 olacak. O zaman böyle bakın. P noktası diyelim. AP, PC'ye eşit olacak. 6, 6. Ve dikkat edin şimdi nereye? DBC üçgenine. DBC üçgeninde dikten dikindi. Yani öklit. O zaman bizden nereyi istiyordu bu? BD kenarını. X diyeyim oraya. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamıydı. Bu yüzden x de 4 olmuş oldu. Yine bakın bu soruda da şimdi iki kenar üçgen verilmiş. Madem öyle hemen tabana dikindirelim. Uzunluk verilmiş çünkü 2 2. Şimdi P noktası olsun. Yorum sorularında bahsettiğim bir soruya benzedi. BPDC bir şey bir dörtgen. Aynı zamanda hatta bir dik yamuk paralel yani 90-90. O zaman BC'yi bulmak için siz bu dik yamuk sorularında şöyle B'den bir dik indirin. Buraya da Q diyelim. BQ oldu. Şimdi 2 o zaman BQ da 2. Ne yapacağız peki? BD'nin 2 kök 6 olmasından yararlanacağız. Yani Pisagor. 4 şuraya Y diyeyim QD'ye. 4 artı Y kare eşittir. 24. Y o zaman buradan 20'den 2 kök 5 geldi. Böylece CQ'ya kök 5 kaldı. Hemen burada bir Pisagor. 4 5 daha 9. Yani karekökünü alırsak 3 oldu. İşte bu şekilde arkadaşlar. İkizkenar üçgen konusunda ve hatta ikizkenar üçgen konusu olmayan konularda karşımıza ikizkenarlık geldiğinde tabana dikindirmeye dikkat etmemiz lazım ya da dik indirilmiş ikiye bölmüşse ikizkenar olduğunu görmemiz gerekiyor. Kalan kısımda Birkaç tane özelliğimiz var sadece ikiz kenar üçgen konusunda olması gereken onlardan bahsedeyim size. Şimdi bir ikiz kenar üçgende eşit olan kenarlara çizilen yükseklikler birbirine eşittir. Ben sıfırdan çizeyim hatta size göstereyim. Burada hazır çizilmişi var öyle olmasın. Bir ikiz kenar üçgen bakın. Eğer siz eşit olan ikiz olan kenarlara böyle yükseklikler indirirseniz bunlar birbirine eşit olacaktır. Sebebi de alandan geliyor aslında. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olacağı için bu tabana bu tabana olsun mecburen iki yeşilde haş haş olmak zorunda olacak. Şimdi bundan sonra bir şeylerden daha bahsetmemiz gerekiyor mu? Yükseklikler eşit olduğu gibi arkadaşlar burada bakın DK ile KE eşittir. Üst parçalar KB ile de KC eşittir. Tamam mı? Hatta BBK açısı bakın noktalı verilmiş. ECK açısı da noktalı verilmiş. Burada DBK üçgeni ile KEC üçgeni de eşittir. Yukarıdaki parçalar birbirine eşit, aşağıdaki parçalar birbirine eşit ve soldaki sağdaki üçgenler eş üçgen. Bunun görülmesi gerekiyor sorularda karşınıza gelecek çünkü. Sonra yine üst kısımda bakın AD ile AF birbir, AE birbirine eşit, DB ile de EC birbirine eşit. Yine aynı şekilde üstteki parçayla alttaki parçalar birbirine eşit arkadaşlar. Bu şekilde bunu söylemiş olayım. Bu sadece yüksekliklerde mi geçerli? Hayır. Ben hemen size bahsedeyim bakın. ÖSYM yükseklikleri sorduğu için o yüzden önce yüksekliklerle giriş yaptım. Ama açı ortay ve kenar ortayda da böyle bir durum vardır. Yani eşit olan kenarlara bu şekilde bakın. Kenar ortaylar indirirseniz o zaman bunlar yine birbirine eşit olacaktır. Uzunluk olarak yine üstteki parçalar böyle AA, alttaki parçalar BB şeklinde birbirine eşit olur. Hatta yine şu açıya noktalı dersek burası da noktalı olur. Yine şuraya çizgili dersek burası da yine çizgili açı olacaktır. Eşlikler aynen devam eder. Aynı şekilde açı ortayı olduğunda da üstteki parçalar birbirine eşit... Alttaki parçalar birbirine eşit bu şekilde bakın. Ve tabii ki yine üçgen eşliği burada da var arkadaşlar. Sınavda sorulan soruda yükseklik vardı ama açı ortay kenar ortaydı gelebilir demek bu. Bir sorusuna bakalım buna göre. AC 10 santim verilmiş. Sonra ne diyor? BD ile AE. Bakın üçgen ikiz kenar dememiş. Ancak tabanlara inen dikler birbirine eşitse burada BD ve AE. O zaman bu üçgen ikiz kenar bir üçgendir. Bundan dolayı X de 9 olacaktır. Bu kısımla alakalı arkadaşlar bir tane de güzel soru yorum sorularına sakladım. Orada da çözeceğiz. Şimdi diğer özelliğe geçeyim ben. Bir iki üçgende taban üzerinde alınan bir noktanın eş kenarları olan uzaklıkları toplamı bu eş kenarlardan birine ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir. Yani yine alandan gelen bir özellik göstereyim size. Diyelim bir üçgenin iki kenarları 10, 10 birim olsun. Tabandan bir eş kenara 2 birim uzunluğunda yükseklik insin. Öbürüne de 4 birim uzunluğunda yükseklik insin. Şimdi bu üçgenin alanı ne olur? Şöyle birleştirirsem. 10 çarpı 4 bölü 2 soldaki üçgenin alanı. 10 çarpı 2 bölü 2 sağdaki üçgenin alanı. 10, 20 daha 30 olur gördüğünüz gibi. O zaman ben şöyle bir dik çeksem. Eş kenarlardan bir tanesine. Bu şekilde bakın. Ve buraya H desek. Bu üçgenin alanı 30 olması için 10 çarpı h bölü 2, 30'a eşit. Yani h ne oldu? 6. Demek ki gerçekten kuralda dediği gibiymiş. Tabandan ikiz olan kenarlara yükseklikler indirirsek, buraya a, buraya b desek. a artı b bakın, bk'ya de eşit olur, c'ye de eşit olur. Çünkü yükseklikler zaten birbirine eşitti bakın. İspatını yaptığım için hemen sorusuna geçebilirim o yüzden. 2, 3 verilmiş. İkiz kenar bir üçgen. O zaman tabandan kenarlara bakın, 2 ve 3 indirilmiş. Hemen şunu söyleyebilirim. 2, 3 daha 5. Yüksekliği 5'tir. AC ve AB kenarının. 45, 45, 90 üçgeni geldi. O zaman 5, 5, 5 kök 2 oldu. AB, e AB de AC'ye eşit zaten. ikizkenar kenar üçgen böylece orası da 5 kök 2 oldu. Son özelliğimiz de şu arkadaşlar. Tabandan bu sefer paraleller çekiyoruz. Nereye? İkiz olan kenarlara. AB ile AC eşit bakın. İkiz olan kenarlara bir PD paraleli. Bir de EP e, paraleli indiriyoruz. Bunların toplamı da ikiz olan kenarlara eşit. Hemen bakın size ispatını göstereyim yine. Şimdi alfa olsun. Pardon. Şunu bir söyleyeyim. Yine ikiz kenar olduğu için taban açısı alfa. Yöndeş açılardan dolayı EPB açısı da alfa. O zaman bakın EP ile EB eşit oldu. X, X diyelim. Sonra aynı şekilde B açısı alfa ise yöndeş açıdan P açısı da alfa. O zaman burada da bir ikiz kenar oldu. P, D, D, eşit oldu. Y, y, olsun burası da. Paralel kenarın karşılık kenarları eşittir. Y olur. Paralel kenarın karşılık kenarları eşit. A, D de X olur. Bakın gerçekten iki tane paralelin toplamı bir tane kenara eşit oldu. Artık siz bu soruları gördüğünüz zaman ispatlı yapmak zorunda değilsiniz. Kuralı uygulayabilirsiniz. Zaten ezber özellik açıkçası bunlar. Şimdi bakalım. Çevre DPC 14 demiş. Çevre EBP 10 demiş. Ve başka hiçbir bilgi yok. İkiz kenar üçgen olduğunu söylüyor. Şimdi paraleller var. Bakalım yapacak bir şey yok. O zaman A, A diyeyim buraya. Çünkü niye? Yöndeş açıydı bakın bunlar. Böyle eşittir. B, B olsun. B, bilmiyorum. C, P, C bilmiyorum. D bakın. Çok fazla harf var ama böyle sorularda merak etmeyin. Zaten harfleri ayrı ayrı istemediği için onların hepsi toplamda bir kenara falan eşit olacak. Şimdi ne demişti? BPC Yani 2A artı C. Düzelteyim. Orası büyük olanmış. 2B artı D'ymiş. Sonra EBP yani 2A artı C. Bizden ne istiyor? ABC üçgeninin çevresini. Tamam. Paralellikten dolayı zaten burası A. Burası da B. Taraf tarafa toplarsak bakın. 2A artı 2B artı D artı C eşittir 24. Bu ne? 2A artı 2B artı C artı D. Zaten bu da üçgenin çevresi yapmış oldu. Şimdi bu 20 dakikalık kısımda arkadaşlar ikiz kenarı bitirdik. İkinci kısma devam ederken eşkenar üçgen yapacağız. Onu da ikinci parçada anlatayım. Şimdilik burada duralım. Eşkenar üçgen zaten çok önemli göreceksiniz. İkiz kenarın üzerine birkaç şey daha koyacağız. Hem zevkle hem bütün kenarları eşit olduğu için biraz daha özel üçgenlere eşkenar üçgenle devam ediyor. Eşkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgen. Önce onu söyleyeyim. Yani ikizkenar üçgenin tüm özellikleri geçerli. Neler? Tabana dik indirdiğimizde tabanı ikiye böler. Açıortaydır. Yak yine burada vardır. Sonra en sonda gördüğümüz bir üçgen ikizkenarsa tabandan indirilen paralellerin toplamı kenarın top kenara eşittir. Aynı şekilde bir ikizkenar üçgende tabandan ikiz olan kenarlara indirilen diklerin toplamı yüksekliğe eşittir mevzusu burada da aynen var. Yani ilk kısımda ikizkenar üçgende ne varsa burada da var. Ekstra neleri ekleyeceğiz? Eşkenar üçgen olduğu için artık bütün kenarlar eşit. O yüzden daha da özel. Ve işin için artık 60'lar devreye girdiği için 30-60-90 üçgeni olacak arkadaşlar burada. Yani mesela bakın bir kenara A dersek yarısı A bölü 2, A bölü 2. 30'un karşısı A bölü 2 ise 60'ın karşısı da A bölü 2 köküç olacak. Bol bol 30-60-90 tekrarı yapacağız bakın. Hemen sorusuna geçeyim o yüzden uzatmayayım burayı. Şimdi ilk soru eşkenar üçgen demiş. Nedir? Eşkenar üçgenin tabii ki kenarları eşit. O zaman 60 dereceyi de kullanacağız. Burada 30, 60, 90 olacak. Harf vermekten korkmayın. E, A dersek bakın. D, de ne olur? 2A. Eşkenar üçgenin kenarları zaten birbirine eşit. A artı 6 eşittir. 2A artı 4. Yani A buradan ne gelmiş oldu? 2. A 2 ise... Bunun bir kenarı 8 birim oldu arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Yine aynı şekilde bakın. Bir eşkenar üçgen verilmiş. ADE bir eşkenar üçgen olduğunu söylüyor. O zaman unutmadan biz gösterelim. Bir de 60'ı da koyalım. Çünkü niye? 90 60 C de bakın 30 derece oldu. Böylece yine 30 60 90 üçgeni karşımıza geldi. Bir de eşkenar üçgenin zaten kenarları birbirine eşit olduğu için 30'un karşısı A artı 2 ise 90'ın karşısının ne olması lazım? 2 A artı 4 AC'nin. Bana orayı ne vermiş? A artı 10. O zaman neymiş? A 6'ymış arkadaşlar. A 6 olduğuna göre burada bir tane daha A varmış. Onları o zaman B yapayım ben karışmasın. Bu şekilde. B'yi 6 bulmuş olalım. Şimdi ne oldu o zaman? 8 demek ki 30 60 90 üçgeninden dolayı 8 kök 3 oldu. Demin de yapmıştık. Aynı onun gibi bir soru. B haşa A dersek 30 60 90 üçgeninden dolayı BD 2A olacak. A artı 9 eşittir. 2a artı 5 yani a buradan arkadaşlar 4. a 4 olduğu için bunun bir kenarı bakın 13 geldi. Çevresi de 39. Özellikle bu sorudan iki tane sormuş oldum arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor çünkü. 30-60-90'ı bir şekilde işin içine sıkıştırıyorlar demiştim. Bundan dolayı buranın oturmasını istiyorum. Eşkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgen demiştim. O yüzden şunu bir kere daha söylüyorum. Tabandan Eşit olan kenarlara indirilen paralellerin toplamı buraya AB dersek yine bir kenara eşit olacaktır. Aynı şekilde tabandan indirilen diklerin toplamı yüksekliğe eşit olacaktır. Buraya da AB diyeyim şöyle. A artı B burada da yüksekliğe eşit olacak. Güzelliğine ne? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Ve bütün yükseklikleri de bundan dolayı birbirine eşit. Haliyle artık burada sadece ikiz olan kenarları mantığı değil. Bütün kenarlar eşit zaten. O yüzden burası da A artı B. Burası da A artı B üstteki şekilde. Alttakinde de bütün yükseklikler birbirine eşit olacağı için hepsi burada A artı B'ye eşit olmuş olacak. Şimdi ekstra bir özelliğimiz daha var eşkenarda. Daha da özgürüz. Şeklin içinde alınan herhangi bir noktadan indirilen paralellerin toplamı kenara eşit arkadaşlar. Yani şuraya x, y, z dersek bu paralellerin hepsinin toplamı bir kenara eşit olacak. Eğer bu herhangi bir noktadan biz yükseklik indirirsek h1 diyelim. Buraya da h2, buraya da h3. Bunların toplamı da yüksekliğe eşit olacak. Bütün yükseklikler eşit olduğu için üçgenin yüksekliğine eşit olacak. Dik indirirsek yüksekliğe, paralel indirirsek de arkadaşlar bir tabana eşit olacak. Şimdi ne vermiş bize bakın? Dikler vermiş. O zaman bunların hepsinin toplamı neye eşit? Yüksekliğe eşit. Yani şeklin yüksekliği 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Bizden ne istiyor? Bir kenarın uzunluğu. Hemen 30, 60, 90 üçgenini düşünürsek. 60'ın karşısı 9 30'un karşısı köküçe böyle 3 köküç. Böylece 90'ın karşısı 6 köküç. Bir kenarı da bulmuş olduk. Paralellerin toplamı da bir kenara eşitti. O yüzden burada da 5, 4, 3. Hepsinin toplamı neye eşit olacak? 7, pardon 9, 3 daha 12. Bir kenara eşit olacak. O zaman tabana inen tabanı 2'ye bölüyor. 30, 60, 90 üçgeninden dolayı yükseklik 6 kök 3. En azından şunu biliyoruz. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 36 kök 3 olur. Benden size tavsiye şimdiden bilin. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Ezberlemesi de kolay olduğu için aklınızda bulunsun. Gelelim bu soruya. Burada bakın iki tane dik var, bir tane paralel var. Ama biz ne öğrendik? Üçü de dikti ya da üçü de paraleldi. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yorumunuzu kullanacaksınız. Madem iki tane dik var, bir tanesi paralel. Ben bunun üç tanesinin dik olmasını istiyorum. O zaman tabii ki ne yapacağım? P'den kendim dik indireceğim. Bu kadar basit. Madem yok, o zaman siz kendiniz indirin. Şimdi bunu yaptım. P'e köküç verilmiş. Sonra P'de iki köküç verilmiş. FP de 6 verilmiş. Bu paralelliğin güzelliği ne biliyor musunuz? Yöndeş açılar paralellikten dolayı birbirine eşitti ya. 60 derece oldu ve biz de uyanıklık yapıp dik indirdiğimiz için 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök Böylece 3 tane de indirdiğimiz diki bulmuş olduk. 3 kök 3, 3 daha 6 kök oldu. Hemen çizeyim ayrıca. Eşkenar üçgenin yüksekliği 6 kök 3 geldi. 60'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 6 6. 12 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den yine alanı 36 kök oldu eşkenar üçgenin. Burada bir özellikten bahsetmek istediğim için bu soruyu koydum arkadaşlar. Hemen çizeyim size. Bir ikizkenar üçgen verildiğinde eşkenar üçgen de olur. Tepe noktası hizasında bir tane daha ikizkenar verilirse bu şekilde. O zaman arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Kesinlikle şuraya PR diyeyim. PR bir açı ortaydır siyahla çizdiğimiz soruda siz görmelisiniz. İkisi de ikizkenar üçgen hatta harflendireyim bir. Bakın PAB de bir ikizkenar üçgen, ARB de bir ikizkenar üçgense soru da şurayı vermeyecek açı ortaya olduğunu siz göreceksiniz. İkincisi de bunun şudur. Şöyle şuraya göstereyim. Bu sefer ikizkenar olduğunu vermeyecek de açı ortayı verecek. İkizkenar olacak. Sonra ufak bir tane böyle çizecek. O zaman siz diyeceksiniz ki madem açı ortay var aslında bu ikincisi de ikizkenar üçgendir. Ya bu ya da bu sorulacak size sorularda hangisi denk gelirse. Mesela bakalım şimdi bu soruya. Eşkenar üçgen hayli hayli ikizkenar üçgen zaten. O zaman x x 2 kök 7 2 kök 7 ikisi de ikizkenar olduğuna göre o zaman aslında burası açı ortaymış arkadaşlar. Önce bunu görelim tamam mı? Şimdi bundan sonrası çok güzel. Artık 30 60 90 üçgenine bağlayacağız. Niye? Siz sadece ADC üçgenini görseydiniz bu 30 verilmiş, çift sayı verilmiş. 1 30 60 90 üçgenin sorusu olacaktı özür üçgenlerde. Ne yapıyorum o zaman? Hemen şöyle bir tane dik indiriyorum. Bakın BD'nin devamı olmadığına dikkat edin. BD devam ettiği zaman oraya gelmez çünkü. 30 60 90 üçgenin. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Sonra şu maviyle taradığım üçgende de Pisagor yapın. 2 kök 7'nin karesi 28. 16 buraya da y diyelim. 16 artı y kare. Yani y de ne oldu? 2 kök 3. Demek ki arkadaşlar AC 6 kök Bu şekilde bakın. Güzel bir soru oldu. 30-60-90 sorusu. Aynı zamanda şu öğrettiğim özelliği de kullanmış olduk. Peki burada şimdi soruyu ben bitirmeyeyim. Bir şey söyleyeceğim size. Sileyim bir. Bazı arkadaşlar şunu diyor. BD'yi devam ettirdiğimizde Orası acaba dik devam eder mi? Hayır. Bunu soruda söylemediği müddetçe bilemezsiniz. Bir de arkadaşlar açı ortay, kenar ortay konusunda da göreceğiz. Eşkenar üçgenin bütün açı ortayları birbirine eşit olduğu için bunlar 8 8 olsaydı BD böyle devam edip yükseklik olurdu ve bunların hepsi aynı uzunluğa sahip olmalıydı. Bu yüzden BD ile DC farklı uzunluklara sahip olduğu için devam etmez. Bundan dolayı ben ayrıca şöyle bir dik indirdim, tamam mı? Bir de Gördüğünüz gibi 30 derecede varsa, çift sayı varsa kesinlikle dikindirin diyordum. O yüzden bu soruda da bunu kullanmış olduk. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar bir düzelsin şöyle. Karşınıza gelecek sorulardan bir tanesi. Muhakkak göreceksiniz. Eşkenar üçgen verilmiş. Bir tane 15 derece var. Şimdi bizden nereyi istiyor? BD uzunluğunu istiyor. Bakın BD neresi? Buranın tamamı. Şöyle. Sadece 2'yi biliyoruz. O zaman en azından BC'nin 4 olduğunu biliriz. Şimdi peki CD'yi nasıl bulacağız? Dikkat edin. 30 60 90 üçgeni olduğu için bir kere burası 30 derece FCB açısı. O zaman FCD'ye ne kaldı bakın 150 derece. Eğer uyanık olursanız FCD'nin 150 15 daha 165. Şöyle bakın 15 derecede EFC'ye kaldığını görürsünüz. Aslında CDF üçgeni bir ikizkenar üçgenmiş. Böylece 60'ın karşısı 2 köküç olduğu için CD de iki kenardan 2 köküçmüş. Yani 4 artı 2 köküç bulabiliriz. Bu şekilde sorular var. Ben şimdi önce bir kolayını çözdüm size. Bunun farklı versiyonunu çözeceğim. Konu şimdi bitiyor. 2 tane soru kaldı. Yalnız tam manasıyla bitmiyor. Ben size soru tiplerini çözmedim. Şu an ikiz kenar eşkenar konusu karşınıza dörtgenlerde falan gelirse ne yaparsınız? Onlarla ilgili sorular çözdüm. Sadece ikizkenar, sadece eşkenara yönelik soru tipleri var. Bir 12 tane. Bu bittikten sonra da yaklaşık bir 10 dakika 15 dakikada da arkadaşlar onları anlatmam gerekiyor. Özellikle onları kesinlikle dinlemenizi istiyorum. O soru tiplerinden bir tanesi mesela bu. ABC ikizkenar üçgen. BC 24 verilmiş. Böyle tamam. Sonra hangi kenarlar birbirine eşit? ABC BC ile AB eşit olmayacağına göre o zaman AC ile AB eşit. Sonra 4 verilmiş bizden x'i istiyor. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bir kere benzerlik bilenler bunu yapabilir. Ama şu an konuda daha yeni olduğunuzu düşündüğüm için benzerlikle yapmayacağım ben. Bir kere ikizkenar üçgenin tabanı verildiğinde tabanı dikindiririz. 12, 12. Doğru mu? İndirdik. Sonra 9, 12, 15 üçgeni oldu. Şuraya da bir h noktası diyeyim. AH yüksekliği 9 geldi. Dediğim gibi eğer benzerlik bilseydiniz Buradan yararlanarak benzerlikten halledebilirdik mevzuyu. Yalnız onu bilmediğimizi varsayıyorum ben. Ne yapacağız? İkizkenar üçgende bazen arkadaşlar tabana dik indirdiğinizde yetmez. O zaman size tavsiyem şudur. 90 derecelerinde varlığından yararlanarak alfa beta 90 yapın. Şimdi tabana dik indirdik soruyu yapamadık yani eksik kaldı bir şeyler. O zaman arkadaşlar alfa şu D açısına da beta diyorum. Neden yapıyorum bunu biliyor musunuz? Benzerlik konusunda da çok olacak. Bir üçgende 90 dereceler varsa, iki skenarlık varsa bazen bu alfa beta 90'dan yararlanırız. Biraz ezber soru tipi anlayacağınız. Şimdi E bunu yaptık sonra ne oldu? İki skenar üçgen olduğu için C açısı da alfa. Çok iyi bakın. E açısı mecburen alfa beta 90'dan beta. Ters açıdan ne oldu? AED açısı beta çıktı. Yani aslında buradaki ufak ADE üçgeninde ikizkenar üçgenmiş. O zaman ne olacak? Şöyle şekli bir büyüteyim. ADE ikizkenar üçgen olduğu için tabana indirilendik. tabanı ikiye bölecek. 2 i̇ki, iki, bölünecek ve artık bakın bir dikdörtgen çıktı. AH 9 olduğuna göre 9 olması için karşı kenar x'e de 7 kaldı gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bazı ikiz kenar sorularında tabana dikindirmeniz yetmezse lütfen alfa beta 90 yapın. Orada çünkü dik üçgen olacak. İkiz kenardan da yararlanarak bir ikiz kenar daha çıkacak. Bunu sınavda sormuşlardı. Çıkmış soru olarak iki kere karşımıza geldi. Ben bir tanesini çözdüm. Bir tane daha çözeceğim. Yorum sorularında. Son soru da soru tipi arkadaşlar. Güzelce izleyin. Bilgim şu size. Eşkenar bir üçgende size boşu boşuna orta nokta vermez. Onu baştan söyleyeyim. O bir kenarda dursun. Ben önce soruyu okuyacağım. A, B, C bir eşkenar üçgen. Tamam. Yani buralar 60. 30. 30. Bak soruya daha başlarken bunları yapın. Bir kere açı ortaysa bir ikizkenar eşkenar üçgen. Kesinlikle o aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Yani A, F ile de F, C eşittir. Kenarda dursun. B, C, A ile A, C, D eşit verilmiş. Tamam güzel. O zaman A, C, D açısı da 60 derece. A, e ile EB eşit tamam göstermiş. BF ile de CD eşit. Bak güzel. Şimdi size alakasız iki eşitlik verilmiş. BF ile CD niye eşit verilmiş? Şimdi orada demek ki bir bağlantı kurmanızı istiyor adam sizden. O bağlantıyı kurmak bizim işimiz. Şimdi nasıl? Demin sorunun en başında dedim ya. Size boşu boşuna orta noktayı vermez. Diyor ki orta noktayı veriyorsa eşkenar üçgende kesinlikle böyle yüksekliği indir. Tamam Çünkü neden? Eşkenar üçgende tabana inen dik tabanı ikiye bölüyor. E madem adam sana orta noktayı vermiş bunu indir diye vermiş. O zaman yükseklik aynı zamanda açı ortaydır deyip 30-30 bölünecek. İyi bak ECD açısı 30-60 daha ne oldu? 90 derece gördünüz mü? Sonra eşkenar üçgenin yükseklikleri eşit olduğuna göre EC ile de FB eşit. O zaman EC'ye de hemen çift çizgiyi yapıştır. Ne geldi? Gördüğünüz gibi CD ile e, C birbirine eşit oldu. İkisi de çift çizgi olduğu için. Haliyle artık 45, 45, 90 üçgeni oldu. Her şeyi yaptık. Uzunluk bağıntısına bakalım. Ne istiyordu bizden? E, istiyordu. Tamam, güzel. Zaten 30'un karşısı burada 1 olacak. 60'ın karşısı kök 3, E, C. Yine CD D kök 3 olacak. A, A, A kök, 2, kök 2'den, pardon söyleyemedim. A, 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 A kök 2'den. E, D'de kök 6 oldu arkadaşlar. Böyle güzel bir soruyla bitirdik. Şimdi bunlardan, bunun gibi güzel sorulardan 12 tane daha çözeceğim size konu o zaman bitmiş olacak. Tam manasıyla öğrenmek için kesinlikle orayı çözeceksiniz. Görüşmek üzere.